Basınımızın çok değerli temsilcileri, çok değerli Cumhuriyet Halk Partililer, bugün Karadeniz Ereğli'nde Zonguldak'ın gündeminde olan 3 konuyla ilgili görüş ve düşüncelerimizi sizlerle, kamuoyuyla paylaşmak adına buradayız. Bu konuyu aynı zamanda önümüzdeki belediye meclis toplantısı gündemine de taşıyacağımız için iki konuyu özellikle belediye meclis üyelerimiz de bugün basın açıklamamızda yer alıyorlar. Basın açıklamamızın kapsamını zaten konularını belediye meclis üyelerimiz belirledi. Onlar buna hazırlandılar. AKP iktidarının ülkeye yaşattığı ekonomik darboğaz Ereğli'mizde en ağır şekilde hissedilmektedir. Esnafımız siftahsız dükkan kapatmakta, sanayicilerimiz büyük zorluklar yaşamakta, şehrimizdeki işsizlik her geçen gün artmakta ve gençlerimiz ekmek parası için göç etmek zorunda kalmaktadır. AKP iktidarı genel ve yerel seçimlerde Ereğli halkına vermiş olduğu sözlerin hiçbirini tutmamıştır. Ne vaat ettikleri gibi tersaneler bölgesinde bir hareketlilik olmuş, ne de şehrimize dışarıdan bir tek yatırım getirebilmiştir. Tam 13 yıldır bu iktidarın Ereğli'ye sağladığı istihdam sıfırdır. Şehrimizde yaşanmakta olan darboğazın bir nebzede olsa aşılabilmesi için şu an atıl vaziyette bulunan ve TOKİ'nin mülkiyetine bırakılan eski hastane bölgesinin üniversite kampüs alanı olarak bir an önce üniversiteye devrini destekliyor ve bu konuda her türlü desteği vereceğimizi taahhüt ediyoruz. Bu bağlamda Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu arazinin mevcut imar durumunun belediye tarafından üniversite kampüsü alanı olarak değiştirilmesini talep ediyoruz. Şubat ayı belediye meclis toplantısında bu teklifin belediye meclis üyelerimizin vereceği bir önerge ile meclis gündemine alınmasını teklif edeceğiz ve bu davanın her platformda takipçisi olacağız. 3 Eylül 2014 tarihinde yapılan belediye meclis toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyelerinin suyun %30 ucuzlatılması ile ilgili önergesi oy çokluğu ile kabul edilmişti. 1 Ekim 2014 tarihinde yapılan meclis toplantısında görüşülen konu, Cumhuriyet Halk Partili 14 meclis üyesi ve AKP'li 7 meclis üyesinin desteğiyle Karadeniz Ereğli'de halkın kullandığı su yaklaşık %30 ucuzlamış oldu. Aralık ayı meclisinde ise belediye başkanı su indiriminin hukuka aykırı olduğunu iddia ederek iptal edilmesini istemiş, ancak belediye başkanının bu isteği oy çokluğu ile reddedilerek suyun %30 ucuzlaması kesinleşmişti. Fakat belediye başkanı gelir tarifesine suyun indirimsiz metreküp fiyatı olan 1.44 TL'yi değil, zamlı fiyatı olan 2.05 TL'yi koydurarak henüz bir ay dahi olmadan suyu yine zamlı fiyattan halka yansıtmıştır. Belediye başkanının bu davranışı her şeyden önce meclise saygısızlıktır, Ereğli halkına saygısızlıktır. Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyeleri bu haksız ve hukuksuz dayatmaya muhalefet şerhi koymuştur. Yasal olmayan bu karardan bir an önce dönülmeli ve Karadeniz Ereğli halkına vaat edilen ucuz su sağlanmalıdır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Karadeniz Ereğli halkının çıkarlarını sonuna kadar savunacağız ve gerekirse bu konuyu yargıya taşıyacağız. Bilindiği gibi önceki hafta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın açıklamaları Karadeniz Ereğli ve Zonguldak basınında da yer aldı. AKP iktidarı nihayet en yetkili ağızlarından ağzındaki baklayı çıkardı ve Zonguldak'ı tümüyle çöküntüye sürükleyecek sözü söyledi. TTK'yı özelleştirmek istiyorlar. Gerekçeleri de gayet basit. TTK yılda 500 milyon zarar ediyormuş. Türkiye'nin en karlı kuruluşlarını
Telekomu, Tüpraş'ı, Erdemir'i, Sekay'ı, Betkim'i, Tekeli, şeker fabrikalarını, çimento fabrikalarını, bankaları, sigortaları ve daha birçok kuruluşu haraç, mezat, babalar gibi satacaksın. Ondan sonra da TTK zarar ediyor diyerek özelleştirmeye çıkaracaksın. Cumhuriyet Halk Partisi Karadeniz Ereğli ilçe örgütü olarak açıkça ilan ediyoruz ki TTK'yı özelleştirmek Zonguldak'a ihanettir. Zonguldak'a ihanet, Türkiye'ye ihanettir. TTK'ya yıllardır üretim işçisi alınmamakta, işçi açıkları kapatılmamakta, bunun sonucunda TTK'nın zararı artmaktadır. TTK'nın işçi açıkları derhal kapatılmalı, üretimde ve istihdamda artış sağlayacak yeni yatırımlar bir an önce gerçekleştirilmeli, TTK'nın özelleştirilmesinden derhal vazgeçilmelidir. Biz her fırsatta TTK'ya sahip çıkacağız. AKP'nin Zonguldak'a ihanetini haykıracağız ve doğruları halkımıza anlatacağız.